Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Furkan 2 TV'ye hoş geldiniz. Car Dealership Simülatör'de yeni bir bölümde daha karşınızdayız. Evet arkadaşlar, bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Otopazarına gideceğiz. Alabildiğimiz kadar araba alacağız. 1 milyon lira paramız var sonuçta. Araç alacağız. Aldığımız araçları getireceğiz. Plakasını koyacağız. Fiyatını, zartını, zurtunu yapacağız. Edeceğiz derken herhalde bölümün sonunu bulurum diye düşünüyorum. Hemen otopazarına yolculuk yapıyoruz. Ve karşımıza çıkan şuradaki arabalardan kendimize biraz araba bakalım, ne var ne yok, paramız da var. Bir de çok pahalı, mesela bu çok pahalı mesela, bunu alırsak ki motorda %90'mış, yani buna parayı ben vermem. Kazalı. O Passat zaten, buna bakalım. Motoru düşük. Merso zaten buna yemez. Façamız. Yok. Yani arabalar içerisinde temiz olanlarını. Motor düşük. Kazası var. Ha, bak bu güzel mesela. %95 motoru var. 85. Vuruğu kırığı yok. 305 bin istiyor abimiz. 295 bin. Bence veririz. Ya verir dediysem verir kardeş. Pardon, bir doluydu değil mi? İkiye. Oğlum alsana şu arabayı. Allah Allah ya. Tamam, devam. Bu Nissan büyük ihtimalle, evet, fiyatı yüksek. Bu Hyundai Jeep'i, bunun da fiyatı yüksek. Mercedes. i30 ama şey, sıkıntı var. Vuruk, motor düşük. Yani fiyatı uygun araba bulmak biraz zor tabi. Yok. İstediğimiz gibi fazla bir araba bulamadık burada arkadaşlar. Bir de yol kenarına bakacağız, ne çıkarsa artık. Bahtımıza olmadı, gün atlayacağız. Araç pazarı yol kenarı diyoruz. Şurada bir Egea var. Motorun küçük abi ya. Yapma ya. Kısmet. Passat mı? Passat, ona bulaşma. Bu ne? Bu Nissan. Evet, bunlara bulaşma. Bunların fiyatları yüksek. Şimdi bir tane belki denk gelir diye bakıyorum. Sonra garaja döneceğim. Bazı işler var, onları yapacağım. Gün atlatacağım. Bu Peugeot. Aç bakayım. Kazan çok hacı. Renault. Motoru düşük. Onu da almam lan. Dünyanın parası var cebimde, gidip onu niye alayım? Ben dükkana gidiyorum hocam. Yağmurlu havadan kurtulamadık zaten. Evet, dükkandayım. İlk iki slot dolu. Bak düşerken yakaladım, gördün. De. 383, 483 ulan. Çaktı 100 bini. Evet budur be. Dört yüz abi direkt. Tamam al, 395, tamam. Allah Allah. Neyse.
80-90 bin, her türlü 100 bin, yani 70 bin civarında falan kar koyduk. Şimdi şuraya bir uğrayalım. Şimdi gün atlatacağım değil mi ben? Gün atla. Oh be. Ya yağmur sesi kafamı düttü, yemin ediyorum var ya. Güzel arabamızı yıkadık abi. Şurada çayımız vardı, bir çay içelim. Şimdi bir otopazarına gidelim bakalım. 2 tane, 3 tane araba alabilecek miyiz bu parayla? Gel. Yani temiz araba bulmak da zor. Çok da bir araba da yok. Bu Audi buna zaten bulaşma. Mercedes, Renault mu bu? Ya hocam. Oğlum araba yok la. De. Çok kazası var. Temiz araba nasıl bulacağız acaba? Çok merak ediyorum. Yük. Bir de karşı şeride bakalım. Mercedes, Renault, Volkswagen. Hay şansına edeyim senin. Motor durumu %96 ama. Kim demiş alınmaz diye abi. Al abi al. Oradaki Toyota'ya da bakacağım temiz mi diye. Her malın bir alıcısı illaki vardır. Eski araba almaymış. 5.000 de olsa 10.000 de olsa kar ediyorum abi. %99 motor durumuna bakar mısın? 165 bin. Niye kar etmeyeyim abi? Her işten kar edilir. Bak 160 aldık bunu. Düz 200 diyeceğim abi. Düz 200. Yapıştır. Bunu kaç aldım? 125 aldım. Buna da 200.
Oğlum bak döverim seni. Hepsine fiyat verdik mi? Verdik. Şimdi gün atlatmaya gerek var mı? Zaten bir arabalık yerin var Furkan. Atlat anasını satayım. Bir şey oldu. Radara yakalanmışız. Allah cezanı vermesin senin. Evet. Tamam. Şimdi. Çöpü alabilir miyim kardeş? Yol kenarına gideceğim. Varsa burada araba. Aha. 305 bin diyor. Ben bunu 295 desem verir mi lan bu? Hadi işe gidelim. Numara 5 yıldız arabalarımız var kardeşim. Binmiş. 395 bin. Tamam, 385 bin olsun. O da uyar bana. Güzel. Şimdi. Dükkanı açıyorum abi. Araba yıkamayı pasajlayı da kapatıyorum. Ellerim yoruluyor çünkü. Şöyle dikiliyorum burada böyle malakatuğu katuğu gibi bekleyeceğim abi arabaların satılması için. Hatta şöyle bekleyeceğim hocam. Hem arabalarımı göreyim hem de gelirse müşteriyi göreyim. Evet. Ya bir gün içinde bu kadar arabayı satabilir miyim bilmiyorum ama bu arabaları satmam lazım. Kâr etmem lazım benim sürekli çünkü şey alacağım arkadaşlar. Yani dükkanı büyütmem lazım. 8 otoparklı modele geçmem lazım. 3,5 milyon TL istediği için. Bunların hepsini satsam bile 2 milyon olur en fazla. Ha müşteri. Evet hocam. Hangi araca geldiniz? Yenilere gelmiştir. Neye gelecek? Gerçi bunda Renault tipi var ama dur bakalım. Renault Leo. 146. Ben bunu 120 bin aldım zaten lan. Al git emmi al.
20 bin de olsa kar yapıyorum hocam. Bekleyeceğiz satış için. Şimdi satışta ne olacak, ne bitecek? Aha. ...375 bin istemişim ben arabaya. Sen ne veriyorsun? Ya al git abla, al git. Senin olsun ya. İki arabayı sattık. Geri kaldı 3. Bakın 1,5 milyon civarında para harcadık arkadaşlar bu arabalara. 3 arabada 600 bin olduk. Şu köşedeki 2 tane yeni arabayı sattığımızda orası 1 milyonu geçecek zaten. Üstüne bir de bunu satacağız. Yani ben 1,5 milyondan fazla kazanırız. Haydi bakalım. Satış nasıl gidecek? Çok merak ediyorum abi. Böyle boş boş beklediğime bakmayın arkadaşlar. Parmaklarım yoruldu. Saatlerdir oynadım çünkü. Ve videosunu da bu şekilde size hazırladık. Hadi daha. Gelsin lan. Hadi lan. İki müşteri daha gelmez mi? Bence gelir. Beklemeye devam. Bakarsınız gelir. Müşteri abi bu ne zaman geleceği belli olmaz. Üçüncü müşterimiz geldi. Bakalım hangisini alacak. Al senin olsun. Evet, 5 arabanın 3'ünü sattık. Beş tane arabamız vardı. Arkamdaki ısıtıcıyı açık unutmuşum. Ben de diyorum ki bir yerden bağ sıcak geliyor. Bence güzel oldu. Şu an satışlar iyi gitti. Bir araba daha sattık mı 1 milyonu geçtik demektir. Evet. Hadi.
Evet, bir müşteri daha. Şu beyazı alsana kadar sevinirim. Al kardeş. Kaldı bir tek bu. Buna biraz kazık fiyat koymuşum ben. Sanırım o yüzden satamıyorum o arabayı. Sattım gitti. Zararına sattım ama yine 1,5 milyon liram var. Hadi gidelim evimize. Burada çöp mü yok? Önümdeymiş lan çöp. Benim de gözüm görmüyor abi ya. 1,5 milyon liramız var abi. Araç pazarı. Motor durumun düşük hocam. Seninki de düşük hocam. Benim nikah hocam. Aman. Ama ya. Oho. ...712 bin. Almıyorum lan. İnat ettim, almıyorum. İt. ...815 bine şu Volkswagen'i al abi. Artık segmenti yükseltmem lazım çünkü. Vallahi bir Passat koyduk garajın önüne. Yani yüksek kar gütmeden bu ne? Peugeot mu bu? Umarım temizdir. Oo, çok temiz geldin be. 313 bin diyorsun. 300 bine verir misin abla bana bunu? Bana bunu 300 bine verir misin? Teşekkür ederim. Tamam. İki araba. Dükkana gidelim abi. Hemen fiyat belirleyip açalım kapaklarımızı. Bu ikisini satarak satarak. Ya hocam. Ver hocam, ver. S
815.000 almışız bunu. 900.000 yapalım bunun fiyatını. Onayladı, tamam. 300.000 aldık bunu da. Kafa yandı anasını satayım ya. 390.000 yapsam 400.000'i alır mı? Alır. Ama çok pahalı olur, satamayız. Nasıl yaparız? 350 yapsan kağıda pay vermem lazım. O zaman 370.000. Onayla. Aç bakayım dükkanı. İki tane var zaten. Çok da bir paramız olmadığı için dur. Yine bizim değerleri düştü bunun. Tamam. Beklemeye devam. Bakalım şimdi ne olacak. Bu sistemde 425 var. Bu iki arabayı tahmin ettiğimiz kar marjıyla satmayı becerebilecek miyiz? Mesele o. Satamaya da biliriz yani. O da ayrı bir sıkıntı şu an. Onu çözmek için de bir şeyler yapacağım. Şöyle bir pil durumlarıma bakayım. İyi, şarjım var. Neredesin? Şöyle alttan bir KJ'mizi gösterelim. Eyvah, yukarı kafayı kaldırdık ya. Şöyle yapalım. Şöyle. Alttaki yazılar görünsün diye böyle kafayı sağa sola çevirdim. Evet, bu taraftan. Niye bu kadar yavaş yürüyor bu ya? Bu mevzuya bir çözüm bulması lazım yapımcı arkadaşların. Yani bu sıkıntı. Bu ne abi böyle? Tın 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 tın. İki tuş aynı anda basınca bir tuhaflaşıyor. Yani anlamadım. Neyse. Yapımcı arkadaşların ona da bir çözüm bulacağını düşünüyorum. Ve evet, müşterimiz geliyor. Acaba hangisine geliyor ama? Bence şu Peugeot'u alacak. Passat biraz tuzlu çünkü. Ama Passat'a gelmiş. Al abi. Allah bereket versin. Biz zaten Passat'ı anca oyunda alırız abi. Onda da Passat yazmıyor, Lassat yazıyor. Hani işte bizimki Lassat, işte çakması anca. Üstünü alacak halimiz yok. Tipe bakıyorsun Peugeot. Arabanın adına bakıyorsun, hiç alakası. Lisanslı olmayınca tabii böyle saçma sapan isimler uyduruyorlar. Evet, oyun saatiyle 14 saat. Yalnız bunu satamayabiliriz. Sanki müşterisi yok gibi. Biraz bekleyelim. Demin arka arkaya geliyorlardı, şimdi gelmiyorlar. Şaka gibi ya. Hadi ya, gün bitmeden bir tane daha. Şunu dehleyelim gitsin ya. Milyon 307. Onu da sattık mı 1,5'un üstüne çıkması lazım. Ben arabayı ne kadar istedim ki, 370 mi istemiştim? Öyle bir şey istemiştim ben ona. Ne istedim ben ona? 370 istiyorum. 350'ye 350 verir gelse, evet, 1,5'un üstüne çıkıyor, doğru. Ama lüks segmente geçmek lazım. Biraz sıkıntı şu an. Hadi be oğlum, müşteri gelsin ya.
Bu arada bana ne mesajı gelmiş? Ama boş iş. Hadi be müşteri gelsin ya. Müşteri bekliyoruz. Evet, satış, satış, satış. Gelmek bilmiyor. Satış üstüne satış. Niye gelmiyor ya? Ben bunu zararına satmayacağım. Beklesin orada anasını satayım. Umurumda değil. Peugeot'u satamadık. Elimizde kaldı, iyi mi? Aha müşteri. Vallaha satıyoruz. Yapıştır. Yapıştıramadım. Ablama gönder gitsin. Ablacığım hayrını gör sayın ablam. Evet, tüm arabalarımızı sattık arkadaşlar. Deli gibi de paramız oldu. Şimdi gidip mantıklı ve segmenti yüksek şeyler almaya çalışacağız. Ama tabii ki ne zaman? Bir sonraki bölümde bunu yapacağız arkadaşlar. Bu bölümü burada ben sonlandırıyorum sevgili YouTube. Kendine çok iyi bak. Yeni bölümde, yeni oyunlarda Furkan Ökü TV YouTube kanalındayız. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir şey daha diyecektim. Neyse unuttum. Hatırladığım zaman bir bölümde söylerim. Haydi Allah'a emanet.